PlayStation Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar, ben Özcan. Daha önce yaptığımız oyunlardaki en iyi ikililer listesini güncelleme vakti geldi. Bu videomuzda oyun dünyasının unutulmaz ikililerine, en iyi ortaklıklarına bakıyoruz. Sizin de listede olmayan ve çok sevdiğiniz bir ikili varsa yorumlarda bizimle paylaşın. Unutamadığımız ilk ikilimiz büyük bir değişim geçirerek seriye bambaşka bir mitolojik dünya kazandıran 2018 tarihli God of War'daki Kratos ve Atreus. Kratos ve oğlu Atreus'un destansı yolculuğu bize bir baba ve oğul arasındaki duygusal gitgelleri anlatırken büyüleyen dünyasıyla da hepimizi ekrana kilitlemişti. Devamını heyecanla beklediğimiz 2018 tarihli God of War'da Kratos'a başka bir çerçeveden bakma şansı bulmuştuk. Kratos'un oğluyla olan ilişkisi o kadar doğal ve içten ilerliyordu ki bundan etkilenmemek mümkün değildi. Mitolojik öğelerinin çekiciliği, gaza getiren ve harika çalışan dövüş mekanikleri, yaratık ve dünya tasarımları, müzikleri, yan karakterleri ve etkileyici hikayesiyle God of War oyun dünyasına Kratos ve Atreus gibi unutulmaz bir ikili kazandırdı. Son zamanlarda hakkında en çok konuşulan ve teoriler üretilen oyunlardan Little Nightmares 2'deki Mona ve Six de unutamayacağımız oyun ikilisi olarak hafızalarımıza işledi. Genelde beraber mücadele ettiğimiz bu garip yolculukta Six ve Mona'nın zaman zaman gelen anlarıyla aralarındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyoruz. Tuhaf karakterleri, gerici atmosferi ve müzikleri, bulmacaları ve eleştirel bakış açısıyla Little Nightmares 2 platform, korku ve gerilim oyunlarına farklı bir tat katmaya başardı. Mona ve Six'in yoruma açık hikayeleri ve sırları da oyunu çekici kılan öğelerden. Mona ve Six kim, neden buradalar ve tüm bu olanların anlamı ne? İlk olarak 2002 yılında PlayStation 2 için beğenimize sunulan Ratchet & Clank serisindeki sevimli karakterlerimiz Ratchet ve Clank de bir diğer unutulmaz ikililerden. Seri yeniden başlatan ve 2016 yılında beğenimize sunulan Ratchet & Clank de Clank gibi çok sevimli bir oyun karakterini de zaman zaman yönetebiliyorduk. Platform türünün en iyi örneklerinden olan seride Lombax'lerin en sevimlisi Ratchet baş karakterimiz ve en büyük yardımcımız da bir robot olan Clank. Esprili diliyle karakterler arasındaki dostluğa da şahit olduğumuz seri Ratchet ve Clank gibi çok sevilen iki oyun karakteriyle iyi ki var dediklerimizden. Arkadaşlık, dostluk, aile ilişkileri gibi kavramları hatırlatan A Way Out'taki Leo ve Vincent bir diğer sevdiğimiz oyun ikilisi. Biri daha olgun ve ağır bir karakterken biri daha agresif ve ani kararlar verebilir. Farklı oynanış yapısıyla sadece iki kişi olarak oynayabildiğimiz oyunda hapishaneden kaçışla başlayan maceramız çeşitli bulmacalarla süsleniyor ve bizi farklı yol ayrımlarına götürüyordu. İkiye bölünen ekranda ortağınızın yardımına muhtaç olduğunuz A Way Out'ta Leo ve Vincent arasındaki arkadaşlığa odaklanırken bazı seçimlerimiz gidişatı değiştirebiliyor ve farklı sonlar görebiliyoruz. A Way Out sürükleyici anları ve oynanış yapısıyla son yılların en sevilen karakterlerinden Leo ve Vincent'ı da biz oyunculara sunmuş oldu. Listemizin en sıra dışı ikilisi The Last Guardian, son muhafızdaki erkek çocuk ve devasa yaratık Trico. Gizemli bir hikaye ve alışılmadık bir dostluğu gördüğümüz oyunda neredeyse 6 metrelik boya ve tonlarca ağırlığa sahip köpek benzeri bir yaratık olan Trico ve 10 yaşındaki bir çocuğun arasındaki bağa şahit oluyoruz. Oynadıkça şaşırtmaya devam eden yapımda engelleri ve bulmacaları çözüp hayatta kalmanın yolu ikilimizin arasındaki bu kuvvetli bağ. Devasa yaratık Trico ve çocuk kahramanımız oyun dünyası için gerçek bir unutulmaz ikili. Oyun dünyasındaki unutamadığımız ikilileri listelediğimiz videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Sizin de oyun dünyasından favori bir ikiliniz varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. PlayStation'la ilgili tüm güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.